Dikkat, bu videoda biraz küfür vardır. Pezevenk, sektörün en satılmış, en göt oğlunu adamısın sen. Neden basılmışsın ya? Kalandırıcı. Direkt anasına küfür ediyor. Tipini hoş geldin tekrardan. Jeff Keighley. Jeff Keighley. You see Jeff, I don't hate you dude. Buy Doritos, you actually get a code. Okay, can you swear here? Fuck the Oscars! Fuck you! Şimdi insan merak ediyor, bu adam ne yaptı da insanlar bu kadar nefret ediyor. Şimdi bunu konuşacağız. Gerçeği aydınlatıyoruz. Doğruları gün yüzüne çıkartıyoruz. Ah yüzüm. Gerçekleri çok gerçek program. En gerçeği bu. İşte o program. Historical gerçekler. Welcome to the Game Awards 2022. Kendisini bilen bilir. Geoff Keighley şu anda The Game Awards ve Summer Game Fest'in sunucusu ve hatta sahibi konumunda. Kendisinin Death Stranding oyununda yüzü var. Hatta Among Us oyununda bile onun yüzünde bir maske var. Yani bu adam kim? Önce bir geçmişine gidelim. Sonra da biraz dramalara değinelim. Hello everybody and welcome to the Game Awards. 78'de Kanada'da doğan Geoff Keighley aslında sunuculuk mesleğine çok erken yaşlarda girişmiş. Daha 14 yaşında ilk Game Awards programına çıkmış. Böyle ünlülerin konuşma metnini yazıyormuş. 96'da oyun inceleme ve oyun gazeteciliği üzerine kendi internet sitesini kurmuş. Zaman ilerlemiş tabi, abimiz yerinde durmamış. GameStop'a bir makale yayınlamış ve ünlü oyunların geliştirme sürecini araştırmak istediğini söylemiş. İlk araştırdığı oyun da Epic Games'in o zamanki oyunu Unreal. Yani adamın ilk yaptığı işlere bakar mısın? Bu yazdığı makale sayesinde Epic Games'in başkanıyla arkadaş olmuşlar ve Epic Games'in arka odalarına da erişimi olmuş. Gazetecilikte devam ettikçe de Kojima, Valve gibi koca şirketlerle de arasını iyi tutmuş. So passionate to be here. I'm so excited to be and meeting this industry. Yes. It's crazy man. Like look, the Oscars should fuck themselves up. This is the shit. I'm telling you. This is the real shit. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars. 2003 yılına geldiğinde Spike TV diye bir haber kanalı diyor ki sen gel kardeşim bizim televizyonda oyun falan anlat. Bu adam da işini biraz fazla ciddiye almış olmalı ki oyun sektöründe röportaj yapmadığı insan kalmıyor. Electronic Arts, Sony, Microsoft, Discovery Channel, daha çok EA, daha çok Microsoft. Hatta Metal Gear Solid oyunuyla ilgili bir skandal oluyor Fox TV'de, yabancıların Fox TV'sinde. İsterseniz şöyle kısa bir özet geçeyim size. Cooper, have you ever played Mass Effect? No. Another thing that you mentioned is that how it's, you know, has full graphic nudity. That's completely incorrect. There's no full nudity in this game. There's the side of an alien boob. Buraya kadar kariyerinde çok güzel ilerledi. Yapması gereken hamleleri yaptı. Ama 2012'de çok büyük bir hata yaptı. Oyun sektörünün daha yeni yeni tanındığı bir dönemde Halo oyununu tanıtmak için çok abartılı bir reklam yaptı. Ekranda görüyorsunuz, resmen oyunu değil de Doritos'u tanıtıyormuş gibiydi. You know, you buy Mountain Dew or you buy Doritos, you actually get a code, which then you go to the website, and you actually get experience in the game. It gives you that little sort of first boost in the game, and it's cool. Bu da tabii oyun sektöründe çok kötü bir algı yarattı. Oyuncular bu durumdan nefret etti ve ona Dorito Pop ismini verdiler. Bu durumda Keighley'nin kariyerini tekrar gözden geçirmesine yol açmıştı. ...2006 yılında Spike Video Game Awards'ta sunuculuk yapmaya başlamıştı. Ama şöyle bir baktı, bir şey kokuyor dedi. Ne kokuyor abi? Para kokuyor dedi. Ben ayrılıyorum bu işten, gideceğim kendi game show'umu kuracağım. Ve 2014'te şu anda da sunuculuğunu yaptığı The Game Awards'u başlattı. Bu etkinliği hazırladı, arkasından nasıl destek geliyor ama? Microsoft, Sony, Nintendo. Haliyle alanındaki en büyük ödül töreni etkinliği ama adam etkinliği bir doldurmuş var ya, bir oyun gösteriyor, bir reklam gösteriyor. Artık ne kadar paradan gözleri dönmüşse, hatta ödüllerin bile adil dağıtılmadığını söyleyebiliriz. Hatta Angry Joe yaptığı bir röportajda Keighley'e neden 4 tane aynı kategori var diye soruyor ve o da şöyle cevaplıyor. Fighting game is missing this year as well when you have 4 categories for music games. Best soundtrack, best music game, best original score. No, best original score is not for music game. Red Dead's not a music game. You have best original song. Far Away is not a music game. We have one music game category. We have the best PC game category too. The best soundtrack category seems like the best music game category. It seems like the same thing. I mean, I don't. Best use of song. There's also another category, best use of song. Yeah. I'm just thinking maybe these could be cut down. You could do a fighting game or a PC game.
Ya bizim eleman yanıtlamak yerine Angry Joe'ya saldırmaya seçiyor. Oysa aynı soruyu Game Show'un diğer ortağına sorduğumuzda soruyu mantıklı buluyor. I agree. I think there should be an MMO category. I think there are a lot of unrecognized games that are out there. Game Awards aslında neresinden tutsan elinde patlıyor. O kadar para kazanmaya dönük bir show ki. Abi pizza indirim kodu dağıttılar. Yani manyak mısın? Pizza ne alaka? Veya Pokemon'lu araba, Xbox'lı buzdolabı tanıtıyorlar. Video Kojima'yı çıkardılar geçen. Dedik oha yeni Kojima oyunu geliyor falan. Adam resmen dedi ki podcast çıkartıyorum. Spotify'a koydum bir bakarsınız dedi. Yani ya oyun konseptini biraz yanlış anladılar ya da... Geçen sene de muhteşem bir drama oldu. Elden Ring yılın oyunu seçilmişti ve sahneye olayla alakası olmayan biri sızmıştı. Ya öndeki adamlar da demiyor senin ne işin var burada diye. Artık heyecandan olsa gerek. Öyle sahne arkasında dolanıyor. Daha da epik olanı konuşmadan sonra mikrofonu eline alıyor ve ödülünü eski ABD Başkanı Clinton'a hediye ettiğini söylüyor. I think I want to nominate this award Bill Clinton. Thank you everybody. Ya bunun kadar epik çok az olay görmüşümdür. En son aldığım haberlerde E3'ün iptal edildiğini duydum. Şirketler artık E3'te stand açmak için para harcamak yerine kendi online etkinliklerini yapmayı mantıklı buluyorlar. Haklılar da. Yani tesadüfe bak ki E3 iptal olduğunu açıkladıktan birkaç dakika sonra Summer Game Fest aynı tarihte sunum yapacağını açıklamış. Allah Allah. Kayleigh var ya yolunu bulmuş abi. Yani sonuç olarak parçaları birleştirdiğimiz zaman aslında bu adamın biraz para göz olduğunu, kendi itibarının birçok şeyin üzerine tuttuğunu görüyoruz. Ama adamın saf bir göt olduğunu belirleyecek bir şeyler rastlamadım internette. Yani gidip babasını falan öldürmemiş yani bu adam. Yani şovu eğlenceli de geçiyor. İzlemeyi de seviyorum. Ama dolandırıcı olduğu gerçeğini değiştirir mi? Bilmiyorum. Bu konuyla ilgili sizin de yorumunuzu merak ediyorum aslında. Biraz kalktığım gibi çektim videoyu. Çok enerjik olamadım. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Yes. Ağzımı bozduracağız. Hadi.